görülebilir. Evet, buyurun devam edin. Dolayısıyla bu noktada belli bir denetimle, zaman zaman belli rutinlerde yapılacak olan denetimlerle yem güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Az önce bahsettiğiniz gibi yem güvenliği için en önemli noktalardan biri uygun koşullarda depolanması yemin. Bu konuda üreticiye teşviklerin verilmesi, teşviklerin bu konuya yönlendirilmesiyle yem güvenliğinin temeli hazırlanır. Ve daha sonrasında da yemini kendi üreten üreticiler var. Ya da Kıbrıs'ta üretilen yemlerden var. Veyahut da az önce bahsettiğim gibi bu yıl geçen sene yaşanan kuraklıktan dolayı yem sıkıntısıyla karşılaşıp da yurt dışından kendisi yem getiren veya getiren bu işin ticaretini yapanlardan yem alıp da hayvanla yedirenler var. Dolayısıyla yem güvenliğini her noktada denetlemek gerekiyor. Eğer zaten yem katkı maddelerinin birçoğu yurt dışından geliyor bugün ülkemize. Maalesef. En büyük sıkıntımızdır bu. Dolayısıyla limanlarda girişinde denetlenmeli. Yani bu analiz süreçleri için ürün orada bekletilmeli. En önemli noktalardan bir tanesi. Yani alel acele bu yem geldi, hayvanlar bekliyor diye ülkeye sokmanın kesinlikle bir anlamı yok. Dolayısıyla yem güvenliği ithal yemde limanda başlar. Yem geldikten sonra analizi. Eğer girdikten sonra, eğer analiz sonuçları doğru olan yem ülkeye girdikten sonra bu ham maddeyle üretim yapacak olan yem üreticilerinin denetlenmesi... Ve hayvancının, eğer kendi yemini üreten hayvancılar varsa onların yerinde denetlenmesi son derece önemlidir. Tabii bu denetleme analizlerle yapılmalıdır. Çünkü dediğiniz gibi aflatoksin gözle göremediğimiz, çoğu zaman gözle göremediğimiz bir üremedir. Dolayısıyla belli rutinlerde analizlerinin yapılması gerekmektedir. Üreticinin bilinçlendirilmesi gerekmektedir ki bu sıkıntıyla bir daha karşılaşmayalım veyahut da bunu minimize edelim. Çünkü üretimde mutlaka riskler vardır. Riskleri ortadan kaldırmamız hiçbir zaman mümkün değil. Gıda güvenliğinde söylediğimiz, her zaman söylediğimiz bir genel geçer kuraldır bu. Riskler var. Riskleri ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak bunları minimuma indirmektir bizim görevimiz. Riskleri nasıl minimum düzeyde tutabiliriz? Eğitim, bilgi ve teşvik. Eğitim, denetim ve cezalar. Evet, ben en o önemli. Kadar katı olmadım ama doğrusunu siz söylediniz. Ben cezalar noktasında çok ısrarcıyım. Ceza sadece maddi boyutta cezalar değildir. İşte bu pestisit analizlerinde üreticinin ismiyle birlikte basına anons edilmesi aslında bir ceza yöntemidir. Evet. Çünkü hangi üretici kendi isminin kötü yönde anons edilmesini ister kimse? Yani sadece maddi boyuttaki cezalar değil. Bizim komşunun domateste ilaç kalıntısı çıkmış. Kafede konuşurken birbirleriyle bunu söylemeleri güzel bir şey aslında. Bu bir ceza yöntemidir. Evet, evet, evet. Dolayısıyla cezalar, caydırıcı yöntemler son derece önemlidir. Neden? Dediğim gibi bir ülkede sistemsizlik var yıllardır süre gelen. Bunu ortadan kaldırmak için bu tür caydırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Peki, aflatoksini biraz daha şey yapalım, işleyelim. Uzmanlar diyor ki, aflatoksinli sütten üretilen bütün süt ürünlerinde sofraya gelene kadar aflatoksin hiçbir şekilde yok olmuyor. Ve evet. Yediğimiz ürünlerin içerisinde maalesef. Ne yazık ki maalesef, yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yapısı olduğundan dolayı aflatoksine mücadele etmek son derece zor. Diğer mikroorganizmalarda yani hijyen kriteri olan mikroorganizmalarda mesela E. coli duymuşsunuzdur. Evet. Coli bacilli halk ağzında. Bu tür bir mikroorganizmayla yüksek sıcaklıkla baş edebiliriz. Yani E. coli nerede vardır? Çiğ sebzede vardır. Gübreli bir tarlada yetişen çiğ bir sebzede, örneğin bir ıspanak atıyorum, vardır. Ancak pişeceği için E. coli riski ortadan kalkacak. Çünkü yüksek sıcaklık uygulaması var. Ancak aflatoksin ne yazık ki öyle bir yapıya sahip değil. Çok dirençlidir yüksek sıcaklığa. Dolayısıyla sıcaklık uygulamasıyla bile, yani bu pastörizasyon ve UHT sütlerde bile maalesef aflatoksini ortadan kaldırmak mümkün değil. Bu neden nedir ki zaten aflatoksinli süt kurumu tarafından geri çevrildi? Mesleğiniz gereğini yapalım. Biraz açalım şeyi. İşte sebze ve meyvelerde başka hangi
zararlı maddeler olabilir diye Evet. sorsam, kendi uzmanlık alanınızı birazcık bize aktarır mısınız? Özellikle mesela kuru yemişlerde de. Bu, ben mesela bir markayı gördüm markette. Leblebi, fıstık, kabak çekirdeği vardı içerisinde. Ama fıstıklar eminim 3 kez fırınlanmışydı. Önceden küflenmiş oldukları, bozulmuş oldukları yediğinizde çok net olarak anlaşılırdı. Ve bu raflarda rahvi ömrü de üzerinde halen var şeklinde pazarlanıyordu. Siz işte kuru yemişte şu olabilir, süt ürünlerinde şu olabilir, sebzede şu olabilir şeklinde bize Evet. biraz konuyu açabilir misiniz? Şimdi ülke olarak Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine bağlı mikrobiyolojik kriterler tipliğini baz alarak kriterleri belirliyoruz. Bunlar da ayrılmıştır. Eğer bana bir numune gelirse laboratuvarda mikrobiyolojik analiz açısından süt ürünlerinde diyor ki aranacak bakteriler şunlardır. Örneğin E. coli O157 H7 diye bir bakteri var. Yine o E. coli'nin patojenidir. Mesela et ürünlerinde Listeria monostogenes. Donmuş gıdalarda yine Listeria monostogenes. Bunun oluşum sebebi nedir? Bulaşıdır. Yani tarlada bulaşı, üretimde bulaşı şeklinde devam eder ve gider. Listeria Listeria. monostogenes. Donmuş sebzelerde bir ara yaşandı bu sıkıntı. İthal gelen donmuş sebzelerde bir sıkıntı yaşandı. Anons edildi hatta basına. Bir Geri üründe çevrildi. görüldüydü bu. Mısır söz Mısır'dan konusuydu. üretilen ürünlerde. Donmuş mısır. Ha, donmuş mısır. Doğru Donmuş doğru. mısır veya Hatırladım. başka donmuş ürünlerde patates dahil donmuş ürünlerde rastlanan mikrobiyolojik bir sıkıntıdır ve ölümlere sebebiyet verebilecek bir O sıkıntıdır kadar. dünyada. Tabii bütün aslında mikrobiyolojik patojen dediğimiz mikroorganizmalar hastalık yapan mikroorganizmalardır. İşte bu Listeria monostigonis de onlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bunu tükettiğimizde eğer bunu tüketen kişinin de bağışıklığı güçlü değilse, bir çocuksa, bir yaşlıysa, bir hamileyse, bağışıklığı zayıf kişilerse son derece ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bunun yanında hangi gıdalar var? Soğuk gıdalar var. Yani soğuk meze, salata grupları var. Yani nelerdir bunlar? Daha çok Bekletilenler. pişirilmeyen, ısıl işleme maruz kalmayan gıdalar son derece risklidir. Salatalar özellikle yeşil yapraklı sebzeler tarladan gelir. Eğer uygun bir dezenfeksiyon işleminden geçirilmezse salatada mutlaka bakteri mevcuttur. Çünkü tarlada gübre vardır, toprak vardır. Bakteri bulaşır. Örneğin maydanoz, örneğin roka. Dolayısıyla uygun, düzgün bir dezenfeksiyon işlemi, yani yıkama ve dezenfeksiyon gerçekleştirilmezse Dezenfeksiyon derken ne yapılmalıdır? ev koşullarında uygulanan dezenfeksiyon sirke. Neden? Asidik bir üründür sirke. Asidik ürün bakterilere karşı mücadele verir ve bakterileri minimuma indirir veya yok eder. Dolayısıyla yıkanmış, iyice yıkanmış bir sebzeyi sirkeli suda bekletirsek sirke orada bir antimikrobiyal görev görür. Daha büyük işletmelerde ise bir catering firmasıysa bu, bir otelse yani binlerce kişiye yemek üretimi yapılıyorsa sirke yerine sebze meyve dezenfektanı dediğimiz klor bazlı dezenfektanlar vardır. Yani bunlar suya bağlanır, belli bir dozajda suya pompalanır ve en son aşamada uygulanır. Ondan sonra durulamadan geçirildikten sonra tüketime hazır hale getirilir. Peki, aklıma şöyle bir soru geldi. Biz sebzeyi suyla yıkadık. Evet. Salatayı yaptık. Salatanın içerisine sirke kattık biraz. Bu, o zararlı E. coli'yi azaltır mı? Süre de orada çok önemlidir. İşte bir süre beklemesi gerekiyor etkinliğini gösterebilmesi Ne kadar mesela örneğin? açısından. Yani bir aslında 20 dakika civarı bir bekleme gerekiyor sirkeli suda. O yüzden
Bu da bir öncesinde beklemesi avantaj daha olabilir, evet, uygulanırsa. Daha avantajlı olabilir. Yani birazcık sirke damladığın salatalara karıştırın. Bir 20 dakika bekledikten sonra tüketin. Tabii en azından... bir de önemli noktalardan bir tanesi temiz su ile yıkamak. Yani çeşmeden akan suyun güvenliğine de bizim güvenmemiz gerekiyor. Bugün ülkemizde sular belediyeler tarafından denetlenir, klorlanır. Her noktada acaba çeşmemizden akan su mikrobiyolojik olarak güvenilir mi? Bunların da analizleri son derece önemli. Bu da gözle görülebilir bir sonuç değil. Pasta suyla... Analiz etmezsek sonucu göremeyiz. Dolayısıyla özellikle toplu tüketim yerlerinde kullanılan suyun bir arıtmadan geçirilmesi, ki büyük işletmeler bunu yapıyor zaten. Daha küçüklerinde ise yine aynı şekilde belli oran rutinlerde analizlerle suyun temiz olup olmadığının kontrol edilmesi son derece önemli. Eğer çeşmeden akan su temiz değilse yaptığımız hiçbir temizlik uygulaması zaten başarılı olmayacaktır. Yani bir daha bizim toplumda şöyle bir algı var. Evet, içinde E. coli olan bir salatayı yedik veya listeriye bulaşmış bir gıdayı yedik, tükettik ama hiçbir şey olmadık. Yine yiyelim mantığı var. Oysa bunlar tekrarlandıkça insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yapar. Her defasında tabii, yavaş yavaş vücuta birikir. Toksin üreten mikroorganizmalar uzun vadede vücudumuza çok daha farklı hastalıklara sebebiyet verirler. Diğer bir E. coli gibi bir mikroorganizmayı biz gereğinden fazla vücudumuza alırsak anında gıda zehirlenmesi yaşarız. Yani anında dediğim yani maksimum 72 saat içerisinde kendisini gösterir gıda zehirlenmeleri ki mutlaka artık bu yoğun tempo içerisinde herkes dışarıda besleniyor. Öğlen yemeği özellikle mutlaka dışarıda yeniliyor. Dolayısıyla gıda zehirlenmesi yaşamayan neredeyse yoktur. Küçük, büyük. Bunun fark edilmesidir önemli olan. Yani burada ne yazık ki ülkemizde bir kayıt sistemi yoktur. Dönüp baktığımızda bugüne kadar kaç gıda zehirlenmesi vakası yaşandı ve bu vakaların sebebi neydi, hangi bakteri kökeni neydi gibi bir kayıt sistemimiz yok. Hastanelerde böyle bir kaydın olması gerekir aslında. Böyle bir kaydın olması bize yön verir. Evet, kesinlikle. Sebepleri ortaya çıkar. Bize yön verir. Yani gıda zehirlenmesi toplu yaşanan yerlerde oldu daha öncesinde. Yani 5 yıldızlı otelin birinde yıllar önce 500 kişi zehirlendi. Maalesef. Mesela. O tür vakalar da bellidir. Ancak gıda zehirlenmesini biz nasıl tanımlıyoruz? En az 2 kişi aynı yemeği tüketip aynı rahatsızlığa sahip oluyorsa bu gıda zehirlenmesidir. Dolayısıyla toplu bir yere gidersiniz. En az 2 kişi aynı yemeği yedikten sonra aynı rahatsızlığa sahipse bu gıda zehirlenmesi olarak adlandırılır. Ancak hangi bakteridendir, hangi gıdadandır şeklinde sonuç ortaya koymak ve bunları arşivlemek bize yön gösterir. Hangi noktalarda önlemler almamız gerekir açısından. Peki siz mutfağınızda bu hassasiyeti gösteriyor musunuz? Kesinlikle göstermek durumundayız. Peki böyle çok bilinçli olmak da biraz işleri zorlaştırıyor açıkçası. Tam ona gelecektim. Yani... İşleri çünkü alışılagelmiş bazı şeyler var. Aileden gelen vesaire. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi gıdanın oda sıcaklığında beklememesi gerekiyor. Ürün yemek pişti. Yemeği eğer biz buzdolabına kaldıracaksak işte bu akşam pişirdim sabaha kadar soğusun sabah ben onu buzdolabına kaldırırım mantığı yanlıştır. Yemeği bir an evvel maksimum 4 saat içerisinde soğutup buzdolabına kaldırmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ha şimdi kış koşullarında gözle görülür bir bozulmaya rastlamadığımız için birçok evde veyahut da işletmede, restoranda oda sıcaklığına bırakılıyor gıdalar. Evet, evet. Soğusun diye. Ancak yaz koşullarında bunu yapmak zaten mümkün değil ülkemizde. Yaz koşullarında zaten bırakırsanız bozulma gözle görülür şekilde ortaya çıkacak. Bu çok önemli ya. Gerçekten. Gıdaları korumak adına en önemli parametrelerden biri zaman, bir diğeri sıcaklıktır. Eğer uygun sıcaklık sağlanmazsa ve uzun zaman o gıda o ortamda beklerse... Bir diğer parametre de oksijene maruz kalırsa, ambalajlı değilse, ağzı kapalı değilse, gıda bozulmaya uğrar. O zaman siz dışarıda yemek yediğinizde de biraz titiz ve hassas davranırsınız.
Açıkçası ben de normal bir vatandaş gibi dışarıda yemek durumundayım. Çok da hassas davranmıyorum. Çünkü çok hassas davranacak olursam hiç yemek yememem gerekiyor dışarıda. Çok fazla inceleyecek olursam bu kadar. Ancak nedir konu? Toplu bir tüketim yeri ise orası, bir işletme ise işletmeye büyük sorumluluklar düşer. Neden? Halk sağlığını korumak adına bir, kendi işletme imajını korumak adına iki. O sürdürülebilirliği sağlamak için. Ben şöyle bir tercih yaparım. Mecbur kalırsam dışarıda yemek yiyeyim. En çok çalışan, en çok müşterisi olan yerleri tercih ederim. Şöyle bir, Sirkülasyonun hızlı olduğu. evet, o algıdan dolayı. Evet. İşte ellerinde bekletilmiş ürün olmaz gibisinden, o algıdan Yani dolayı. tabii şunu da söylemek lazım. Şu an herkes profesyonel hayatının içerisinde ve hepimiz dediğim gibi gün içerisinde dışarıdan yemek yemek durumundayız. Ve bu işte çok doğru yapan işletmelerimiz var. Kesinlikle. Onun da altını çizelim, haksızlık Kesinlikle. olmasın. Evet, kesinlikle. Mutlaka bu işi çok doğru yapan işletmelerimiz var. Yani catering anlamında çok iyi kalitede gıda güvenliğini önemseyen ve gıda güvenliğine yatırım yapan işletmelerimiz de vardır. Böyle Yine bizim ülke koşullarının çok üzerinde standartları olan aynı işletmelerimiz var. vardır. Yani Buna bu katılırım. kesinlikle onları da her zaman takdir ederiz. Onların da hakkını yemeyelim burada konuşurken. Ama yine dediğim gibi büyükler değil de küçük noktalara yayıldığımızda bu iş daha da zorlaşıyor. Çünkü dediğim gibi gıda güvenliği yatırım isteyen bir şeydir. Gıda güvenliği alet ister, ekipman ister, altyapı ister, bilinçli personel ise bunların hepsi yatırımdır. Dolayısıyla yine aynı noktaya geliyoruz. Ticaret ve insan sağlığı iç içe. Şimdi hem para kazanmak istiyorsunuz, hem de insan sağlığını korumak durumundasınız. Çok fazla yatırım yapacak gücünüz yok gibi gibi noktalar. Dolayısıyla en başında işte bu işletmeler kurulurken belli başlı kriterlerin belirlenmesi ve belediyeler, bakanlıklar tarafından işletme açılmadan önce altyapısının belirlenmesinde sağlanması son derece önemli. Yani birçok işletme vardır. Açılışını yapar. Birçok altyapı problemiyle karşı karşıyadır. Oysa ki gıda güvenliği açısından gidip özel bir denetim istediğinde bizden bir gıda mühendisi gözüyle baktığımızda birçok altyapı problemiyle karşı karşıya olduğunu görürüz. Bunun işte en temelde çözülmesi ve altyapı aşamasında gıda güvenliğine uygun bir imalathane veya mutfak kurulması gerekmektedir. Bir de şey geldi aklıma. Özellikle bizde sağlık sertifikası olmayan işletmeler var. Çalışanların sağlık sertifikası olmayan Evet. işletmeler ki bunlar da küçük ölçekli işletmeler. Herkes servis yapabilir bazı yerlerde. Bu da çok önemli bir konu aslında. Evet. Baktığınızda insan sağlığı açısından bugün Tabii. öğrenci çalıştıran işletmeler var yurt dışından. Yani Evet. Artık iş gücü hepatitin zaten daha çok yabancı ülkemizde. Ya Hepatitin öğrencidir var ya farklı olduğu, artık ülkelerden. her gün her çeşit hepatitin ülkemizde var olduğu Evet. Ne kesinleşti. yazık. AIDS'in var olduğu kesinleşti. Yani hepatit özellikle bu yiyecek içecek sektöründe ciddi bir risk aslında baktığımızda. Evet. Bunu nasıl yorumlarsınız? Gıda üretiminde, fabrikada veya mutfakta en önemli risk faktörlerinden biri, az önce bahsettiğim su. Su kalitesi çok önemlidir. Temiz, mikrobiyolojik olarak temiz bir su kullanmak. İkinci bir risk de insandır. Çalışan personel. Çünkü canlı yapılarız ve vücudumuzda mikroorganizmaları zaten taşıyoruz. Doğal floramızda taşıdığımız mikroorganizmalar var. Bunun yanında eğer bir de bulaşıcı bir hastalık taşınıyorsa son derece önemli bir risktir. Dolayısıyla dediğim gibi yine aynı noktaya geliyoruz. Yani büyük işletmeler, bu işe önem verenler, belli bir kaliteye ulaşmak isteyenler, bu işe yatırım yapanlar bu tür uygulamaları yapıyor. Yani sağlık karnesiydi, analiziydi. Yine daha küçük işletmelere geliyor sıkıntı bunda Evet, da. evet. Çünkü bunlar da maliyettir. Çalışma izini yaptırması, belediyeden sağlık karnesi çıkarması. İşletme bunların her birini bir maliyet olarak görür. Ama Yanlış bir bu uygulamadı. maliyet değil aslında. Bu insan sağlığını Ve önemsemedir. zorunludur, bunu yapmak da Evet, zorunludur. evet. Ve dolayısıyla yine denetime geliyor. Denetimde Sağlık ve Tarım Bakanlığı'nı söyledik ama bunun yanında belediyeler
de aslında denetim mekanizmasının içerisindedir. Toplu tüketim yerlerinde, yani belediye sınırları içerisindeki tüm gıda işletmelerine denetim belediyeye bağlıdır. Dolayısıyla tüm belediyelerimiz bu hassasiyeti göstermiyor. Yani ben yakın zamanda işte Lefkoşa ve Girne belediyelerinin bu konuda düzenli çalıştığını görüyorum. Yani orada da altını çizmek isterim. Meslek anlamında, gıda mühendisliği mesleği anlamında gurur duyduğumuz bir noktadır. Çünkü Lefkoşa ve Girne belediyesinde gıda mühendisi arkadaşlarımız görev yapıyor bu konuda. Ve sürekli bir denetim var. Evet. Takdir ediyorum onları. Ancak basınla da paylaşılıyor diğer onlar. Belediyelerimizde böyle bir istihdam yapılmadı. Ve hatta bazı belediyelerimizde konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan, yani lise mezunu, gıda güvenliğiyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlarımız, yani beni yanlış anlamasınlar, bir küçümsemek anlamında değil ama bu bir uzmanlık gerektirir. İnsan sağlığıyla ilgili bir konu bu. Hiçbir uzmanlığı olmayan, bilgisi olmayan kişiler denetime çıkıyor. Hangi kriterde denetim yapıyor? Kişisel. Evdeki mutfağına yazılı bir kaydısı yok. Daha önce biz ne yapmıştık? Mesela belediyelerden bir tanesi Avrupa Birliği'nden finans sağlayarak kendi denetim yapan zabıtalarına eğitim talebinde bulundu gıda mühendisleri odasına. Ve gittik bizler gıda mühendisleri odası olarak zabıtalara gıda güvenliği nedir, gıda güvenliği nasıl sağlanmalıdır, denetime çıkarken nelere dikkat edilmelidir, sahada uygulamalı bir şekilde bir eğitim verdik. En azından istihdam yapamıyorsak belediyemize, en azından mevcut denetime çıkan kadrolarımızı daha bilinçli hale getirelim. Eğitim desteği alınabilir. Eğitim desteği alınabilir. Yani bu örnek bir çalışmadır bizim yaptığımız bir belediyeyle. Ve bunun gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği'nin de ayırdığı bütçe vardır her zaman. Önemlidir Avrupa Birliği açısından. Belediyeler bu hibelerden de yararlanarak kadrolarını eğitebilirler en azından. Çünkü Girne Belediyesi dışında Girne'nin sağında solunda belediyeler var. Ki oralarda 5 yıldızlı otelleri barındırıyor. İçerisinde bir Çatalköy, bir Alsancak gibi. Kesinlikle. Diğer taraftan bir Mausa Belediyesi, bir Yeni Boğaziçi Belediyesi. Önemli noktaların denetimi nasıl onlara bir zafiyet bağlı. Ortaya çıktı siz bunları anlatınca? Ülkede ciddi bir zafiyet var demektir. Evet. Çok bu affedilecek bir durum değil. Kesinlikle. Yani. Yani belediye denetimi anlamında uzman kadro yok bu bahsettiğim belediyelerde. Ki önemli noktaların denetimine sahiptirler. Çok enteresan. Yani... Yani bunu işte ülkede bir bütünlük içerisinde yapmamız gerekiyor. Yani bugün Lefkoşa ve Girne Belediyesi'nde dediğim gibi meslektaşlarımız yıllar önce orada göreve başladıklarında gıda mühendisi olarak böyle bir sistemin gelişmesine katkı koydular. Ve geliştirdiler. Belli bir noktaya getirdiler ve ellerinden geldiği kadar, siyasetin de el verdiği kadar tabii ülkemizde. Bu da önemli bir noktadır. Bizim aslında en büyük sorunlarımızdan bir tanesi siyasettir. Siyasi ilişkiler, bize en çok zarar siyasi, veren. Bize en çok zarar veren yani siyasi ilişkiler, ahbap çavuş ilişkileri. Evet. O bahsettiğim sistemsizlik aslında ülkemizde budur. Göz yumma becerisi. Göz yumma becerisi. Ama buna rağmen bu iki belediyede bu uzman kadronun sağlanmasıyla çalışmalar yürütülüyor. İşte bunun yanında diğerlerinin de aynı fikir birliği içerisinde hareket edip hatta uzman kadro belki sağlanamayabilir bir belediye için ama belediyelere bir ekip kurulabilir. Hizmet alımı yapılabilir. Kesinlikle. Eğitim verilebilir. Yani çözüm çok aslında. İstersek. Evet. Ama şimdi olayı açtınız ve ben birazcık derinlemesine kafamda bir yorum yaptım. Ülke turizm ülkesi. 5 yıldızlı otellerin hizmet verdiği bir sektör. Denetimin, gıda güvenliği ile ilgili denetimin yapılmadığı birçok otel vardır veya restoran vardır turizm bölgelerinde. Oysa yabancılar ülkemizi ziyaret ettiklerinde, otellerde kaldıklarında veya restoranlarımıza uğradıklarında bir şekilde gıda güvenliğinin, temizliğin ve hijyenin varlığı düşüncesiyle oraya gitmektedirler. Evet. Bu bizim için kapalı bir, saklı bir tehlike aslında. Bir günde şifre olursa bu bizim için ciddi bir fatura demektir. Kesinlikle. Ciddi bir olumsuzluk demektir. Kesinlikle. Yani bu riski göze almamak gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki turizm her gün gelişmekte bu coğrafyada. Kesinlikle. Gıda güvenliği
öncelikli olarak halk sağlığının korunmasında ve sağlanmasında ortaya koyulan ve sağlanması gereken bir parametredir. Bunun yanında bir de ticari unsurdur aslında. Dediğim gibi üretim yapacağız ve yurt dışına ihracat yapacağız. Nasıl? Eğer biz belli standartlarda ürün üretebiliyorsak bunu yurt dışına satabiliriz. Evet. Üretim yapacağız ve ülkemizde turist ağırlayacağız. Yine aynı şekilde. Belli standartlarda ürün ve hizmetle bu noktalara gelebiliriz. O yüzden gıda güvenliği aslında kalbidir sektörlerin. Kesinlikle. Bunun sağlanması son derece önemlidir. Tabii gıda mühendisliği mesleği daha yeni bir meslek sayılır diğer aynı zincirdeki meslek gruplarına göre. Ve en büyük sıkıntımız nedir? Gıda mühendisliği mesleğinin istihdamı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Gereken gıda mühendisliği istihdamı yok. Bir Tarım Bakanlığı'nda bugüne kadar tek bir gıda mühendisi istihdam edilmemiştir. Hiçbir bakanlık kesmemiştir. Tabii bahane çoktur. Artık bütçemiz yoktur. Zaten kamu çökmüş durumda. İstihdamlar vesaire. Çoğunluğu verimli çalışanlarımızdan dolayı. Evet. Bir ziraat mühendisi kadrosu var ki o da 30 sene öncesine göre neredeyse 1/3'üne düşmüştür. Maalesef. Tarım Bakanlığı'ndaki ziraat mühendisliği kadrosu. Gıda mühendisliği istihdamı yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı'nda 3 gıda mühendisi arkadaşımız vardır. 3 gıda mühendisi arkadaş gelen bütün ithal gıdaların iznine, denetimine ve aynı zamanda da sahada da denetime yetişmeye çalışıyorlar. Bunun yanında bir de limanda denetimler var. Dolayısıyla mesleklerin de yerinde kullanılması ve o mesleklerden faydalanılması da son derece önemlidir. Doğru olanın yapılması. Evet. Programın sonuna geldik. Son sözlerinizi alabilir miyim? Çok teşekkürler programınıza konuk ettiğiniz için. Konuşacak konular bitmiyor ülkemizde gıda Kesinlikle. Güvenliği denilince açıkçası. Tabii çalışmalarımız devam ediyor. Gıda Mühendisleri Odası olarak hem ülkede gıda güveninin sağlanması, halk sağlığının korunması adına hem de yeni nesil gıda mühendislerimizin de ülkemize hizmet sunabilmesi adına yasal mevzuatların tamamlanması için mutlaka gözlemci ve tetikçi olacağız diye. Çok teşekkür ederiz. Bize bu değerli zamanı ayırdığınız ve konuğumuz olduğunuz için. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik ve yılın sonundayız artık. 2019'da sağlıklı, mutlu ve bereketli günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.